İkinci soru, selamun aleyküm. Hocam aleyküm selam ve rahmetullah. Müslümanları polislere şikayet eden, onların aleyhine propaganda yapan ve küfrün önderlerine Allah bunların canlarını küfür üzere alsın diye dua etmek caiz midir? Allah razı olsun. Allahümme amin. Kardeşler, Yunus suresi 88. ayet-i kerimeye bakarsınız. Detaylı tefsirlere de bakarsınız. Yunus 88. Musa aleyhisselam Firavun'a lanet okuyor ve dua okuyor. Allah azze ve celle onlar elim azabı görünceye kadar iman etmesinler diyor. Elim azabı görünceye kadar onlar iman etmesinler. Ve dua ediyor. Bu küfre rıza değildir. Bir insan, başta bu soruya cevap verelim. Sonra, çünkü sanki sorunun başı ve sonu birbirinden farklı. Zalim olan, insanlara zulmeden, zulmüyle insanları inleten bir zalime beddua okumak caizdir. Kafire lanet okumak caiz değildir. Herhangi sıradan bir kafire, zalim olmayan, sıradan mazlum veyahut da insanlara zulmü olmayan bir kafire özel lanet okumak, Allah sana lanet etsin demek caiz değildir. Ancak zulmü genel mutlak felanetullahi alel zalimin, Allah'ın laneti zalimlere olsun. Felanetullahi alel kafirin, Allah kafirlere lanet etsin. Allah bu şekilde yalancılara lanet etsin. Genel lanet yapılır. Hiçbir sorun yok. Özel bir kafire bu caiz değil. Fakat kafir zalim olursa, zulmüyle insanlara zulmeden biri ise, o zaman kardeşler Firavun gibi ve Firavun'un yolunu takip eden zalimlere Allah Azze ve Celle ona hidayet nasip etmesin. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala insanlara yapmış olduğu bu zulüm karşılığında onu cehennemde yaksın. Mesela kardeşler, Müslümanlar çok yaptılar. Yani zalimlere, küfrün önderlerine, insanları kandıran, insanları hileyle aldatan ve insanların evlerini başlarına yıkan bütün tağutlara, özel tağutlara dua etmek ve dua etmek caizdir. Kim insanları saptırmışsa, insanları doğru yoldan çıkarmışsa, insanları Allah'ın çizgisinden alıkoymuş, önüne set çekmişse ve bununla beraber insanların evlerini başına yıkmışsa, çocuklara zulmetmiş, kadınlara zulmetmişse Allah Azze ve Celle onu azapta yaksın. Allahümme amin. Sorunun başı Müslümanları polislere şikayet etmek. Bu ayrı bir mesele. Bunun için bir insan, kim olursa olsun, Müslüman bir şahsı aleyhinde ona iftira atarak veya onun aleyhinde propaganda yaparak onu polislere şikayet ederse, onlar da onu o iftirasından dolayı yargılarlarsa, onu içeriye atarlarsa, ona zulmederlerse, benim inandığım dine göre Müslümanların icmasıyla bu adam gavurdur ve kafirdir. Bunun İslam'la hiçbir bağı yoktur. Bu adam sonradan ben tövbe edebilirim düşüncesiyle bunu yapabilir veyahut da benim itikadımda değildir de düşünerek de bunu yapabilir. Kim bunu yaparsa onun Allah'la, onun diniyle, Kur'an'la hiçbir bağı yoktur. Bu adam Yahudi Hristiyanlardan ve onların dini gibi İslam dininden çıkmış bir kafirdir. Allah Azze ve Celle kitabında Müslümanların aleyhinde kafirlere sevgi besleyen, onlara yardım eden, onlara gülücükler fırlatanları kitabında tehdit etmiş. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya, benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin, veli edinmeyin. Tulkune ileyhim bil mevedde, siz onlara gizliden gizliye sevgicikler atıyorsunuz, güzel mesajlar veriyorsunuz. Ve kad keferu bima ca'akum min al-haq, öyle olsa gerek. Ve kad keferu bima ca'akum min al-haq. Ben öyle hatırlıyorum kardeşler. İmtihan. Evet. Tamam, doğrudur. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya, benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Ve kad keferu bima ca'akum minel hak, onlar size gelen hakkı inkar etmişler.
dini inkar etmişler. Yine Allah Azze ve Celle kitabında Maide suresi, Allahu Alem, Maide 80, bakalım ayetin numarasını, belki وَلَوْ كَانُوا 81 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَا. Şayet onlar Allah'a, şayet onlar peygambere, şayet onlar indirilen Kur'an'a iman etseydiler, kafirleri dost edinmezdiler. Bu ayet-i kerime Müslümanların aleyhinde kafirlere yardımcı olan bütün kimselerin hem Allah'ı inkar eden bir kafir, hem peygamberi inkar eden bir kafir, hem Kur'an'ı inkar eden bir kafir olduğunu net bir şekilde izah etmiş. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Bahanesi ne olursa olsun, bu konuda ona ruhsat yoktur. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir.